Merhaba efendim. Ben de bal geldiğinde içeride sizi gezdireceğiz şimdi birazdan. Bir kere koyuyor. Bunun hepsi hanımefendi, kına sahip insanlara, ev eşyası, kıyafet, ev, herhangi bir mutfak eşyası dahil hepsi. Biraz kapsamı genişlettiler bunlar. Tamamen yönelik açıdı. Yani inanın düğmeye kadar yönelik. Evet. Yıkandı, ütülendi, ambalajlandı. Hep gönüllü elçilerimiz. Hep kendileri günlerce çalıştılar. Evet, Trabzon'da ben hep söylüyorum zaten. Trabzon'dan gönüllü elçilerimiz. Evet. Akçabat'ta öncülük yapıyor. Ergün. İçeri mi geçeyim? Ben hanımefendi. Ergün Bey. Gezelim. Gezelim. Sağ olun. Sizin de ürünleriniz var mı? Çok. Pasta. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Mesela bir leke görenler gidip görençimizi yıkıyor, kütület getiriyor. Çok güzel. Güzel. Hoş geldiniz. Çok memnun oldum. Vallahi hoş geldiniz. Merhabalar. Beni davet ettiler. Ve pırıl pırıl kıyafetler. Tebrik ederim. Hep yeni kıyafetler. Hiç böyle kötü asla yok yani. Asla yok. Evet, şimdi şeyi nasıl belirleyeceğiz? Alışverişi. Onu da sırayla mı getireceğiz? Evet. Onu da öyle. Bu şekilde. Burada hanımefendi bakın şey daha ya o kadar yoğun. Bunlar sosyal market. Evet. Gibi yani. Ama evet. Bizimki biraz daha kapsamlı. Biraz çok daha güzel. Farklı. Bunları mesela mağazalarımızdan aldık sağ olsunlar. Evet. Tebrik ederim. Merhabalar. Müftü Bey'in eşi gene gönlercimiz. Gene gönlercimiz sağ olsun. Çok destekliyorum. Çok güzel. Çeyizlikler bile var. İnanır mısınız? Çok almamış bayanlarımız çeyizliklerine de var. Çok güzel. Çok güzel. Daha belki ilahiyatlarda ben belediyenin yaptığını biliyorum. Burada da gönül elçilerimiz yalnız. Evet, güzel çok güzel olmuş. Hanımefendi hepsi jelatinlendi. Hepsi yani yıkandı, ütülendi ve jelatinlendi bu şekilde. Yani tertemiz sunacağız. Hiçbir şey olmadan bu şekilde sunacağız. Çok güzel. Yine burada hiç kullanılmamış kıyafetlerimiz var. Tabii bunu zamanla da geliştireceğiz. Tabii inşallah. Bu açılış. İnşallah yapacağız. Çok güzel. İhtiyaç sahibi bir kızımız var, evlenmek üzere ama mesela ona çeyiz yapacağım inşallah hep beraber. Çok güzel. Dışarı mı çıkalım? Buyurun biz oraya hazırladık ama. Evet. Çok güzel bir sosyal bir market. Tebrik ediyorum. Trabzonluları. Başta Akçabatlıları. Burada mı duralım? Öncelikle merhaba. Hayır, çok rica ederim. Zeynep Hanım. Buyurun. Hadi, başkanımız. Buyurun. 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 Hadi. Başkanımız. Buyurun. 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 Evet, Kaymakam Bey, belediye başkanımız. Tamam, buradayız. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyerekten bunu kesiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Yapanlardan, emek gösterenlerden, yardım edenlerden. Evet çok güzel. Ben bugün çok geldim, hoşuma gitti. Işte evet sosyal bir market çok güzel. Nasıl Zeynep Hanım? Teşekkür ederim. İyiyim. Şu güzelliğe baksanıza. Çok gayretli. Çok evet. Bağlı. Çok gayretli. Yani Akçabatlılar sağ olsun, gönülençlerimiz sağ olsun. Hepsinin emeği çok fazla. Yani maşallah bu büyür. İnşallah. Bu bir katta, iki evet, kat, inşallah, üç kat, inşallah. Beş kat olacak. Bu ilk etapta böyle. Sonrası inşallah çok daha güzel olacak. Çok güzel. Baksanıza pırıl pırıl. Hanımefendi hepsi bunlar yeni de var. Kırılıyor, yıkandı ve ütülendi. Gönülençlerimiz ütülediler, yıkadılar. Çok güzel. En ufak bir leke bile bırakmadık. Evet, çok güzel. Bir son. Şimdi buradan ihtiyaç sahiplerine gelecekler. Bravo. Bu çok güzel. Zeynep Hanım nasıl? Kolat oldu kız. Evet, değil mi? Sosyal sorumluluk adına.
Sosyal davranışlarla projeler ayrıca çok teşekkür ederim. Bunu büyüteceğiz inşallah. Biz hep açığız. İnşallah büyük projelere daha da inşallah. İnşallah. Çok güzel konuşmuşuz. Hep de yanlış. Çok güzel. Yapanların emeği geçiyor. Seçelim, verelim şimdi. Evet, çok güzel. Yıldızlarını verecekseniz bir tane seçelim. Kızı bir kıyafet çocuğuna baktı ama. Kızının beğendiği kıyafeti seçelim. O zaman iki çocuğa beraber alışveriş evet, yapacağız. Aynen öyle. Hadi gönlünüzce. Hadi bakalım. Beğenmiş herhalde kızın burada beğendiği mi? Ne düşünüyorum? Çok güzel bir hizmet değil çok mi? Çok teşekkür ediyoruz. Yapanlara. Yardıma muhtaç insanlara. Çok güzel bir şey. Hadi, hadi kızınızla beğendiğinizi alalım. Ben vereyim hangisiyle çok o. Çok mutlu oluruz. Şey, oğlumuz kaç yaşında bilmem. Şöyle bir aşağı falan var. Çok güzel. Beğendiği şöyle bir kumaşımız var. Onu da verebiliriz size alalım. Mümkünse. Şu. Şunu verebiliriz. Etek yapmak istemiştim. Ama şey, arkaya çıkacak. İki yerde çıkmak istemiştim. Şöyle, evet. Şunu. Fazlalık zaten. Şunu da verebiliriz. Bunu da yanmışsın. Güle güle şeyler. Evet. Yok, çok güzel. Evet. Elbisenizi de alalım. Çok güzel elbiseler var. O kadar şey oldu ki böyle çalıştık. Hani tam da çıkaramıyoruz. Kendiniz bakın, bir şey yapmayın. Çekilin bakalım. Öyle mi? Olsun, olsun. Çok hızlı. Siz şöyle biraz daha. Sen bu içine de yaptık. Bu evi ziyaret ettik. Sağ olun. Şimdi bu evi ziyaret ettik. Evet. 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 Ben şöyle araya oturayım. Herkesi şöyle göreyim. Zeynep Hanım, buyurun buyurun. Zeynep Hanım şöyle. Ay neler var baksanıza. Hanımefendi. Üç tane koruyucu aile olmak isteyen ailemizi bekliyorum. Sabahtan gel. Sürprizimiz buydu. Aaa çok güzel. Sizinle konuşmak istiyorlar. Merhaba, ne haber? Ne var ne yok? Hani ben söz nefes alamam.
duramaydın. Beni düşünmeden duramaydın. Her tükenen güne bir çizgi atıp sen de benim gibi gün sayaydın. Ne halde bir tanem niye değiştin? Beni toprak gibi çiğnedin geçtin. Ne halde bir tanem niye değiştin? Beni toprak gibi çiğnedin geçtin. Tövbe ettim, tövbemi tutamadım. Kara gözlüm seni unutamadım. Biliyorum yasak bana bu sevda. Gel gör ki gönlüme anlatamadım. Ne halde bir tanem niye değiştin? Beni toprak gibi çiğnedin geçtin. Ne halde bir tanem niye değiştin? Beni toprak gibi çiğnedin geçtin. Bizim şansımıza sağlık. Çok memnunum. Başarılar diliyorum. Allah dilediğinizi size ait etmesin. Amin. İnşallah. Çok sağ olun. Bir tane başkanım var. Ben de Akçabat'ın böyle elde yapılmış bir hediyesini size takdim etmemi istiyorum. Kabul buyurursanız. Yani tamamen helaldir, kendi paramla satın aldım. Yani kesinlikle kendi paramla satın aldım. Ben sizden geldiğiniz için bu da bizim şimdi, daha önce dayanan... Bunu Rauf neden söyledi? Vali Bey'in dönem arkadaşı, Vali Bey'in yol arkadaşı diyeyim ben. Biz ben kendim, o kendileri o zaman İngiltere'de bekardı. Biz beraber o öğrencilik yıllarında Vali Bey, biz aynı sokakları çiğnedik. Huyumuzu, hayat felsefemizi bildiği için böyle bir şey demek zorunda kaldı. O zaman da ben onu tepe tepe kullanacağım. Arkadaş parasıyla bir şey almak en güzel bir duygudur. Çok teşekkür ediyorum Rauf. Açalım mı? Açabilirsiniz. Kullanabileceğiniz bir şey inşallah. Bizim arkadaşlarımız çok teşekkür ediyorum. Yaptık. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ ol. Anladın mı? Thank you.